Galatasaray için mutluluğun formülü şarkıda adı geçtiği gibi aslında çok açık. E, orta saha bence çünkü geçen sene Galatasaray'ın kalite standardı hep Berkan Taylan üzerinden belirlendi ve eleştirildi. Haklı olarak çünkü sezon planlaması da aslında Berkan ve Taylan üzerinden ideal anlamda yapılmamıştı Galatasaray'da ama bütün sezon Galatasaray ağırlıklı olarak Berkan ve Taylan üzerinden oynamak zorunda kaldı. Bu oyuncular da kendi potansiyelleri itibariyle o yüksek standartlara belirli bir noktada cevap verebilirler. O yüzden Galatasaray'ın mutlak anlamda orta sahada kaliteli bir dokunuşa hatta dokunuşlara ihtiyacı var. Şu ana kadar aslında orta sahada bir sürü isim geçiyor. Her geçen gün işte en az 3 orta saha transferi yapılacağı da söyleniyor. Hangi isimler ya da hangi profile benzer isimler gelmeli orta sahaya? Şimdi Galatasaray için öncelikle planlama aslında çok netti. Markao satılacak. Onun yerine Abdülkerim Bardakçı monte edilecek. Hem e, yabancı hakkı konusunda o e, yabancı e, kontenjanı orta sahaya kaydırılacak. Hem de oradan gelecek bütçeyle birlikte aslında bir finans sağlanacak. Galatasaray'ın e, transfer stratejisi tam olarak bu şekilde ilerleyecek. Planlanan bu. E, markanın satışta bir ne olacak onu e, zaman gösterecek ama. 12-15 milyon euro bandında seviyeye transfer olması bekleniyor bir şekilde markanın. Oradan gelecek finansla birlikte orta sahaya e, eklemeler ve yabancı kontenjanı orta sahaya kaydırma e, durumu söz konusu. Galatasaray'ın kadrosunun birçok mevkiye ihtiyacı var. Sadece orta saha değil özellikle forvete de ihtiyacı var Galatasaray'ın. Ama öncelikli ihtiyaç bence orta saha. Ya bununla ilgili zaten gündemdeki isimler çok belirgin. Okan Burun, Medipol Başakşehir'le şampiyon olduğu sezonda hatırlayacak olursak aslında orada İrfan Can Kahveci, Alek Şiç, arkasında Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Azubiike. Yani genelde 4-1-4-1 şeklinde dizilen bir Medipol-Başakşehir ya da 4-4-2 gibi dizilen ama orta sahada İrfancan'dan Can'dan, az büyük eden Mehmet Topal'dan aslında benzer katkıları almayı hedefleyen özellikle hücuma yatkın orta sahalardan Benzer katkıyı almayı hedefleyen bir Medipoy Başakşehir izlemiştik. Önde de Crivelli'yi biraz orta sahaya yakın e, kullanarak e, o bağlantıyı kurmuştu Okan Buruk. Dolayısıyla William Carvalho'dan e, bir tekli orta saha, önünde de Sergio Oliveira, e, onun önünde de Joao Pedro gibi bir bağlantı hattı oluşturmayı hedefliyor olabilir Okan Buruk. Farklı isimler gelebilir. Gündemdeki transfer e, edilmesi muhtemel oyunculara baktığımız zaman olgun... Of. Ne yaptıkları kestirilebilecek, bu zamana kadar ortaya koydukları performansları kestirilebilecek, potansiyel değil, kariyerinde kendini ispat etmiş 30 yaş profilinde oyuncuları görüyoruz. Bu transferler aslında tabii yakın zamanda hepsi belli olabilir. Galatasaray'ın şu ana kadar iki tane transfer açıklandı, bir savunma stoper Abdülkerim, bir de bek transferi Kazımcan. Başka orta saha haricinde şimdi baktığımda savunma tandemi oturdu mu Galatasaray'ın? Marco giderse isimlerden yine soruyorum. Jason Dinaer mi gelmeli? Jason Dinaer bence Galatasaray'ın transfer etmeyi garanti olarak gördüğü oyunculardan birisi ya da birisiydi. Yıllık maaş beklentisiyle Galatasaray yönetiminin talebi arasında çok büyük bir fark olmadı hep yazılıp çizildi. Bence Jason Dinaer'in bir şekilde rotasyonda tutulmak isteyeceğini düşünüyorum. Çünkü Galatasaray'a olan tutkusu da biliniyor Jason Dinaire. Ben Bu seviye için bizim ligimiz için de gayet yeterli bir oyuncu olduğunu, Belçika milli stoper sonuçta Dinaer'i herkes tanıyor. Gayet önemli ve yeterli bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dinaer'in geldiği denklemde Abdülkerim Bardakçı ve Nelson'la birlikte Galatasaray aslında ideal savunma kurgusunu oluşturabilir, altyapıdan oraya Emin, monte, bayram, evet, monte edilebilecek de genç oyuncular var elbette. Forvet'te Haris Seferovic'in adı geçiyor son dönemde. Seferovic'in de Benfica performansı çok keskin. Bir 7 gol atıyor, bir 27 gol atıyor. Bir 9 gol atıyor, bir 26 gol atıyor şeklinde ilerliyor. Geçen sezon da çok ön planda değildi ama Haris Seferovic'in de bu lig dinamikleri içerisinde çok etkili olması muhtemel. Galatasaray'ın Forvet'te de işte Mustafa Muhammed gidecek mi? Ondan bir 8-10 bandında yazılan rakamlar çerçevesinde konuşuyorum. Bir beklenti var. Kanat Forvetler Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu üzerinden aslında belirlenmiş durumda. Oraya tabi Solbak'in adı geçti ama o transferin gerçekleşme Sen ihtimali söz konusu değil, olmadı yani. İşte yani Bo timeın adı geçiyor yani o Bodo Douglas birlikte yıldızı parlayan oyuncuların adı geçiyor ama çok fazla oyuncuların talebi var o yüzden o transferler gerçekleşme bilinmez. Ama Galatasaray'ın Forvet'e de net bir dokunuşa ihtiyacı var. Yani Gomis, Cagne, Mustafa Muhammed üçlüsü de Galatasaray'ın beklentilerini karşılayamadı bir türlü. Oraya da net bir golcü istiyor. Ben adı geçen, bugün itibariyle adı geçen oyuncuların çok ortak bir profilini gözlemliyorum. Hepsi 92 doğumlu. William Carvalho 30 yaşında, 92 doğumlu. Sergio Oliveira 30 yaşında. Joao Pedro 30 yaşında. Haris Seferovic 30 yaşında. Yani benim anladığım... Okan Buruk ve Galatasaray yönetimi takıma bir olgunluk getirmek istiyor. Bir deneyim getirmek istiyor ve net bir şekilde kalite getirmek istiyor. Ee, William Carvalho, Sergio Oliveira, Joao Pedro üçlüsünün adı geçen oyuncular arasından bu üçlünün e, hedef alınmasının nedeni bence bu. Ama şöyle bir soru işareti var kafamda. Özellikle William Carvalho ve Sergio Oliveira ile birlikte takımın atletizm kapasitesi e, etkilenecek mi? Bunu geçmişte Enzonzi Seri, evet. Enzonzi, Seri Lemina üçlüsü. Enzonzi, Seri Lemina, Fegüli, Belhanda. Bu grupla Galatasaray çok fazla hissetti. Kağıt üstünde çok iyi gözüken kadro topu ucun bölgesine getiremedi. Ve Radamel Falcao ki sakatlanana kadar pozisyona giremedi neredeyse. Ya Galatasaray buraya İdris Ganagey gibi biraz daha atletizmi yüksek, tempolu, topu kazanma enerjisi yüksek bir oyuncu da transfer etmek durumunda kalacak. Ya da Berkan ve Taylan'ı dönüşümlü olarak... William Carvalho'nun önünde Berkan ya da Taylan. Yanında da Sergio Oliveira. Önlerinde de Başakşehir'deki Crivelli'ye benzer bir şekilde Joao Pedro'yu e, kullanmak isteyebilir e, Okan Buruk. Joao Pedro biraz e, orada farklı alternatiflerde de kullanılabilen bir oyuncu. Kanat Forvet'te de oynadı. E, biraz daha e, derinde de oynayabilir. Yani Sergio Oliveira'nın yanında da oynayabilir ama şu anda transferde adı geçen oyuncuları yan yana düşündüğümüzde Carvalho, Sergio Oliveira, Joao Pedro orta sahası bu kurgu. Bana atletizm kapasitesi biraz düşük, biraz tempo sorunu yaşayabilecek bir e, merkez, e, orta saha veya e, bir oyun kurgusu e, vaat ediyor. O yüzden oraya sanki ya Berkan Taylan kadro içerisinde ya da başka profil biraz daha dinamik İdris Kanagey tarzı biraz daha topu kazanabilecek bir profil ihtiyacı sanki var orada. E şimdi söyle sayınca da aslında biraz Berkan'a eş düşecekmiş gibi görünüyor. Peki abi sen olsan şimdi Galatasarayın yeni sezonun 11'ini kuruyor olsan, ideal 11, transferde bu adı geçen isimleri de direkt dahil edebiliriz. Sonuçta hı hı. o gelmezse benzer profili gelecek. Kaleci Muslera mı? Kaleci Zaten Muslera gibi gözüküyor. Yerli Okan da geldi ama herhangi bir henüz bir düşünce yok. Sabek, Saşa Boy ve Omar adı ikisi de kadroda yer alıyor ama. Omar, nasıl Omar sağlıklı bir Omar. Saşa Boy'dan daha fazla istikrar vaat, ed vaat ediyor. Bu arada Saşa Boy'un da aslında sezona başlangıcını düşünürsek. Sakatlanmazsa yani kariyerinde Galatasaray başlangıcı düşünürsek sakatlanmazsa aslında e, yani orada keskin performanslar sergileyebilir ama Omar El Abdullahi'nin ne vereceği daha e, kafalarda belirgin. sol bek devam devam ediyoruz. Tabii burada yabancı sayısı da önemli. E, Onu kurgulayacağız şimdi. Abdülkerim ve Nelson şu anda şimdiden 4 yabancı etti. Elimizde bir yerli var. Savunmadaki 5'liyi bitirdik. Orta sahaya geçtiğimizde 3 isim o saydıkları mı oynar? Yani bence William Carvalho'yu tekli düşünüp biraz Okan Buru, Medipol, Başakşehir üzerinden kurgulayayım. 4-1, 4-1 gibi düşüneyim biraz. Yani William Carvalho'yu ön tarafa koyduğun zaman ön tarafa Sergio Oliveira'yı koydun yanına. Sol içte yani Joao Pedro'yu koyarsan Galatasaray bu kez bence orta sahada tempo problemi yaşar. Yani kağıt üstünde o işte Leminalı, Serili, Enzonzili, Berhandalı, Fegul'in e, hissettiği o e, düşük enerji problemini hissedebilir. Statik kalabilir. Yani çok yumuşak kalabilir takım. E, çünkü hem 30 yaşında bu 3 oyuncu hem de 3 oyuncunun da e, temel profili e, çok yüksek enerjiyle oynayan oyuncular değiller. Ayaklarına top çok yakışan. Özellikle Joao Pedro zaten onu biraz orta sağdan kırık Forvet gibi de düşünebiliriz. Scaliari'deki gol sayıları ortada. Ama oraya Berkan ya da Taylan'ı da yerli sınırı, yabancı sınırını da gözetebilirsek e, koyabiliriz. Yani şöyle olabilir. Carvalho önü Berkan ya da Taylan, yanında Sergio Oliveira. Sağda Yunus, solda Kerem Aktürkoğlu, önde Joao Pedro ya da e, Yunus ya da Kerem'in yerine Joao Pedro'yu koyabiliriz. Burada işte yerli yabancı sınırı ve forvete olabilecek ekleme de önemli. Umut Bozok gelirse orada biraz daha hamle şansı söz konusu oluyor. Şu anda tam yabancı sayısında tabi kestiremedim. 4, Duruma göre 4 ya da 5 oluyor. Umut Bozok'un dahil olduğu sistemde 5. Dahil olmadığında Berkan ya Tayland'dan biri oynadığında 4 yerliyle çıkıyor şu an. Bizim saydığımız 11'de. Evet yani e, Joao Pedro'dan da ben faydalanmak yani transferi gerçekleşirse ilk 11'e direkt monte etmek isteyeceğini düşünüyorum. Onu biraz... 4-4-2'de acaba yardımcı forvet Mert gibi Müldür mi düşünecek? Mert geçiyor. Mesela yerli deyince aklıma geldi. Kaan Ayhan, Mert Müldür. Bence Kaan Ayhan, Mert Müldür. Yani bu yabancı yerli denklemini kurabilmesi adına Galatasaray'ın çok önemli eklemeler. Ama Sassuolo çok tok satıcı. Sassuolo'dan bu oyuncuları almak çok kolay olur mu? Ondan emin değilim. Ama şu anda Galatasaray orta sahayı baştan kurgulamak <laughs> istiyor. Defansif orta saha William Carvalho 8 numara. Sergio Oliveira merke e, ön orta 10 numara olarak da Joao Pedro ya yani bu üçlüyü bir hat olarak kurmak istiyor Galatasaray. Kenarları da Yunus'la Kereme verecek. En öne bence Umut Bozok gelirse e, burada daha rahat işte bütün geri plandaki kaleden başlayıp sol bek sağ bek yabancı e, sınırını buralarda kullanmak isteyecek Okan Buruk. Şimdi Galatasaray'ın kadroyu biraz saydık ama aslında ismi hiç geçmeyen, aklımıza bile gelmeyen birçok isim var. Çok geniş bir kadrosu var. Bu sezon kimler ayrılır Galatasaray'dan? Şöyle bir baktığımızda mesela işte benim aklıma direkt gelen isimlerden Luyindama kiralıktan geri döndü. Galatasaray'da yeni sezonda şans bulur mu? Bir sürü yerli isim vardı. Çok fazla şans bulamadılar. Emrah Baba döndü. Yine iyi performans sergiler mi? Bir, kimler ayrılır Galatasaray'dan? Emrah Akbaba ile Joao Pedro'yu mesela birbirine e, benzer. E, yedekleyebileceğini. Yani Emrah Akbaba'nın Joao Pedro'nun olursa net bir şekilde alternatifi olabileceğini düşünüyorum. Bu sene Galatasaray'da kadro içerisinde bence yer bulacaktır. Ondan bir Alekşiç performansı da almaya çalışabilir Okan Buruk. Yani orada onun dışında kadrodan ayrılması muhtemel şöyle bir bir çırpıda oyuncuları Mesela Emre Taşdemir için ayrılacağı konuşuluyor. Emre Taşdemir zaten, zaten hiç o seviyeye gelemedi. En azından. Ömer Bayram. Yani Ömer Bayram da aslında Galatasaray'da fena asist rakamlarına ulaşmadı ama oyun içerisinde yüksek seviyeye hedefleyen Galatasaray'da hep sorgulanan bir oyuncu oldu. Onun Fatih Terim biliyorsunuz zaman zaman içte de kullanarak aslında katkı aldığı dönemleri Hı -hı. yaşadık. Ama Ömer Bayram bu yapıda yani 3. yedek. Bu rotasyonun gibi. derinliklerinde kalır gibi gözüküyor eğer takımda da kalırsa. Beraber soracağım ikisini. Çıkaldao ve Morsan. Şimdi ben Çıkaldao'nun aslında iyi bir yapı içerisinde modern bir oyuncu of, profiline uygun olduğunu düşünüyorum. Yani Çıkıldao çok net bir şekilde yoğun geçecek bir sezonda mesela William Carvalho'yla işte ile düşündüğün zaman mesela oyu Evet o da çok top kazanan bir oyuncu değil ama dinamik bir oyuncu. Ben Çıkıldao'nun Galatasaray'ın kadrosunda tutulması gerektiğini düşünüyorum. Morutsan'la ilgili de yani oyuncunun biraz güvene ihtiyacı var bence. Ee, yani yabancı sınırı ve takım içi kurguyu düşündüğümüz zaman sezon çok kırıcı geçecek bu sene. Dünya Kupası arası maçlar sıkışacak. Evet Galatasaray'ın Avrupa Kupası yok ama ne olursa olsun yoğun bir e, döneme girecek takımlar. Ben yani iki oyuncunun da takımda kalması gerektiğini düşünüyorum. İkisi de, ya yani Çıkıldao zaten bence bir adım önde olgunluk olarak. Ee, Morutsa'nın da biraz özgüvene ihtiyacı var bence. Arkasında duran bir teknik adam ve iyi bir başlangıç bir üst üste başarılı forma giyebildiği bir seri. Sonuçta tüm sezonu Kerem ve Yunus'un üzerine de yıkamazsınız. Orada da alternatif seçeneklere ihtiyaç duyacaksınız. Kesinlikle. Yani şimdi mesela geçtiğimiz sezon Barış Alper Yılmaz dahil olmuştu ama ufak sakatlıklar sonrasında çok da şans bulamadı. Bu bu yıl mesela Galatasaray'ın mevcut kadrosuna yer alıp bu yıl çıkışa geçebilecek dediğimiz, bu yıl onların yılı olabilir dediğimiz kimler var yerli, yabancı? Yani Yunus Akgün'ü net bir şekilde sayabiliriz. Yani tabii ki geçen sene Adana Demirspor'daki performansı ile kendini kanıtladı ama sonuçta hala Galatasaray'da e, ana planın bir oyuncusu olarak e, izlemedik Yunus Akgün'ü. Ben o yüzden Yunus Akgün'ü net bir transfer olarak e, düşünmekle birlikte vereceği katkının da hala e, kestirilmesi zor olduğunu düşünüyorum. Büyük oranda da pozitif katkı verecek Yunus Akgün ama bu seviyede Galatasaray'ın Yunus Akgün'den beklentisi yüksek. O yüzden bence bu sezon Yunus Akgün'ün tam anlamıyla Galatasaray futbolcusuyum diyeceği sezonu olabilir. Kerem Aktürkoğlu zaten kendini bir noktada artık kanıtladı. Bence bu sezon Galatasaray taraftarı da büyük oranda Yunus Akgün'ün o Adana Demirspor performansını takımına yansıtmasını bekleyecek. Geri kalan mevkilerde şimdi mesela bakıyoruz. Birçok potansiyelli oyuncu Galatasaray yapısından çıktı. Sen yıllarca anlattın zaten abi. Oyuncuların hep gelişimini de gördün. E, bu sezon Galatasaray'da çok geniş kadroda Emre Kılınç gibi işte geçtiğimiz süre zaman zaman sıralan oyuncular vardı. İşte Barış Alper Yılmaz'ı iyi bir bonservis bedeli ödendi. Çok şans bulamadı. Altyapıdan gelen Emin Bayram mesele olurdu. Galatasaray'da Okan Buruk yönetiminde genç oyuncular onun kulüpteki efsane yapısından da bir seviye atlayabilirler mi? Okan Buruk Galatasaray nasıl olur ve şampiyonluğu favoriler arasında yer alabilir mi? Şimdi Okan Buruk'un şampiyon yaptığı Medipol Başakşehir'de aslında Berkay vardı. Genç potansiyel olarak. Onun dışında sen de lütfen aklına gelirse bana hatırlat. Olgun bir takım vardı genelde. İşte Vişça Elia, Dembaba, Çok değil mi? tecrübeydi. İrfanca, Savunma attı komple tecrübeli oyuncularla buluşuyordu. Epuriano. Oluşuyordu. Yani azıcık klişe ülke. yıldızıydı sezonun. Olgun bir takımla şampiyon oldu Okan Buruk. Bence Okan Buruk'un elinde hali hazırda işte Kerem ve Yunus üzerinden genç diyebileceğimiz iki yetişmiş oyuncu olduğu için altyapıdan illaki kadroya katmak durumunda zaten artık takımlar. Görüyorsun yani transfer süreçlerinde ekonomik ee, anlamda çok rahat hareket edemiyorlar. Mutlaka Okan Buruk 11 yaşında akademiye girmiş. Bu kulüple 7 şampiyonluk yaşamış. E, bir isim olarak, bir figür olarak, kulübün sembollerinden biri olarak muhakkak e, önemli potansiyellere, takıma adapte etmeye çalışacaktır. Benim gördüğüm, mesela Emre Kılınç tarzı, e, işte Barış Alper tarzı potansiyellerin Carvalho gibi, Oliveira gibi böyle e, kaliteli topun kıymetini bilen ve gerçekten topu dikine taşıyabilen oyuncularla birlikte aslında daha da etkili olabileceği yönde. Çıkıldığı için de aslında aynı görüşteyim ben. Yani geçen seneki Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu topu tek başına ileri götürebilen belki de tek oyuncuydu. Geçmişte bunu Onyekuru yapmıştı. Daha öncesinde Gary Rodriguez yapmıştı. Buruma. Ama topu alıp götürebilen tek oyuncuydu Galatasaray'da geçen sene Kerem Aktürkoğlu. Çünkü Berkan ve Tayland'dan o katkıyı almanız o iki oyuncuya da haksızlıktı. Yani eğer Jetson Fernandez transfer edilebilmiş olsaydı Berkan Jetson veya Taylan Jetson'la birlikte orada daha sağlıklı bir bağlantı kurulabilirdi. Şimdi Galatasaray Carvalho Oliveira ile birlikte bir bağlantı hattı oluşturabilirse yanında o da daha konfor alanı bulabilir. Kerem ve Yunus üzerinden de daha olgun ataklar, daha sete yerleşip daha ileride kalabalık yerleşip ceza alanına ve etrafına birçok oyuncunun da Kıymetin arttırabileceği bir yapıya bürünebilir Galatasaray. Ama bunun için tabii ki transferlerin tamamlanmasını görmek lazım. Ama son olarak şunu tekrar edeyim. Galatasaray işte marka bir forvet de bakıyor. Mustafa Muhammed'in gitmesi planlanıyor. Gomis'in yaşı ortada. Cagme yani çok mi? istikrarsız. Yani oraya umut bozuğu bence Galatasaray mutlaka monte etmek isteyecektir. Haris Seferovic tarzı bir profili mutlaka getirmek isteyecektir. Mustafa Muhammed ve Gomis'ten belki ikisinden birden çıkarak. Ama Galatasaray mutlaka e, önceliği yani bütün büyük yatırımı markadan gelmesi muhtemel bütün bonservisinin servisinin aktarılacağı yer orta saha olacak. Sadece Carvalho, Oliveira, Joao Pedro üçlüsü bana atletizm kapasitesi olarak biraz soru işareti barındırıyor. E, onun dışında gerçekten de uluslararası seviyede kendini kanıtlamış oyuncular. Carvalho'nun 2016'larda 30-40 milyon Euro'larda bonservisi söz konusuydu. Betis bence onu e, düzeltiyorum. Sporting onu geç sattı bence. Hı hı. 2016'da satsa daha yüksek bir parayla satabilirdi. Bir dönem çok sürpriz işte, oldu bir de tercihi, Talep edilen edildi. Aynen. E, Betis ama ekonomisi güçlü bir takım aslında. İşte Fekir'i de transfer etti. Aynı geçmişte, o da aynı şekilde sürpriz oldu. Geçmişte Denilson'u transfer ettiler. E, Betis'in var böyle hı hı. transferleri, sürpriz transferleri. Yani Carvalho bence orada ligimiz için çok yüksek bir profil. Ama onun yanına işte bir İdris Gana Gay bence çok büyük bir transfer olur gerçekleştirilebilirse. Endombele'nin de ismi geçiyordu ama o da çok hayal yani. gibi görünüyor demişlerdi yani zor yani ama. İşte Endombele tam olarak işte Carvalho Endombele Oliveira dediğin zaman benim kafamda farklı bir profil ortaya çıkıyor veya Carvalho İdris Gana Gay, Oliveira dediğin zaman Joao Pedro'yu onların önüne koyup bir yapı i̇kinci kurabildiğin of War. zaman ikinci Santrofor gibi başka bir profil çıkıyor. Yani Medipol Başakşehir'de Berkay İrfancan ee, Mahmut. kullandı. Mehmet ileride. Topal, Alexic, İrfan Can. Yani bu kurguları gördük. Dembaba, Gulbrand, sen zaman zaman Kriveli üç, Aynen. ikili center fora dönüyorlardı. Ikinci yani genelde 3 tane benzer orta saha profilini veya yetenekli ön taraf oyuncularından o iki yönlü oyunu talep etmişti Okan Buruk. Yani biraz Carvalho, Oliveira, Joao Pedro'dan da ben benzer bir profili talep ettiğini gözlemliyorum. Biraz işte atletizm problemi çekebilir ama topa sahip olduğu zaman e, takım çok kaliteli bir şekilde hücuma taşıyabilecek e, bir grup. Galatasaray öyle zannediyorum geçen seneki o e, yetersiz gözüken tırnak içerisinde orta sahayı bir daha artık bu sene taraftarlarına izletmek istemiyor. Berkan ve Taylan'ı da o rotasyon içerisine katıp oyuncuların da aslında gerçek e, rollerini e, takıma e, yansıtabilmesini sağlamak istiyor Okan Buruk. Yani orta saha düzenlendiren Galatasaray için mutluluğun formülü belli olacak. Biraz tempo katarsa bu takım şampiyonluk yolunda yine favori konumunda yani favorilerden birisi konumunda yer alır diyorsun değil mi abi? Yani favori şampiyonluk yolunda geçen seneki görüntüsünden çok daha kaliteli bir e, performans ortaya koyar. Ama birçok noktaya temas edilebilir. Ama Galatasaray'ın mutluluk formülü, senin dediğin e, tabirle Galatasaray için mutluluk formülü kesinlikle ilk olarak orta saha. Orta saha kalitesinin yukarıya çekilmesi ve topu dikine oynayabilme kapasitesini arttırması Galatasaray'ın. Çok teşekkürler abi. Ağzına teşekkür sağlık.